Masanın üzerindesiniz bakıyorum. Hay efendim. Sizin yüzünüzden çekirdeği yuttum. Baskın yapar gibi gelmeyin lütfen. İyi. Çekirdek apandisitine kaçar, apandisitin şişer, ameliyatta da tahtalıkaya gidersin. Allah'ın işine karışamazsınız efendim. Benim akıbetimi ağzınıza almayı size men ederim. Hiçbir şey edemezsin. Fahri Bey gitti mi? Gitmiş efendim, gitmiş. O canını kurtarmış, biz kurtaramadık. Bana bak Hayri Bey, benimle çok dalaşmaya başladın. Seni bir elime alırsam her gün bir parçanı promosyon olarak veririm. Takımın 3 senede tamamlanır. Yaparsınız efendim, sizden beklenir. Konuş konuş. 3 gün sonra ben ettim, sen etme diyeceksin. Kapılarımı aşındıracaksın. O niyeymiş efendim? Kapınızı aşındırmam için akli dengemin bozulması lazım. Kendine bir su terazisi taktır. Kötüye gidiyorsun Hayri Bey, kötüye. Yüzünün renginden belli. He? Hadi şimdi güle güle. Yüzünün rengi deyince niye durdu ki? Kara elmas gibi adam işte. Hayat pamuk ipliği gibi baba. Koptu kopacak. Birazcık çektim mi öbür tarafa güle güle. Ne sandın? O zaman bu telaşların bir yararı yok baba. Niye mal mülk sahibi olmaya çalışıyoruz? Niye birbirimizi kırıyoruz? Her şeyi bırakıp gidiyorsak bu dünyadaki tatsızlıklar saçma değil mi? Senin kafan çalışmaya mı başladı? Hayır baba, yalnızsam yalnızsın de. Her şey boş. Ecel geldiğinde bu yaşananların hiçbir önemi olmayacak. Ama amatsız da yaşamak olmaz. Önüne bir hedef koyacaksın ki yaşayabilesin. Yoksa daha erken yok olur gidersin. Benim çok amacım var baba. Acaba bu dünyadaki süremi uzatır mı? Hadi oradan. Kemal nerede Barret'te? Fahri babayla şöyle bir gitti baba. Konuşmak için mi? Bilemiyorum baba. Senin amacın ne baba? Ulan emanet çocuk adam olsun diye uğraşıyoruz. Ne amacımız olacak? Öyle değil baba. Yani genel olarak hayattaki amacın ne? Gizli. Benim amacım gizli. Oğlum ne amacımız olacak? Namusumuzla yaşayıp çoluk çocuğumuza iyi bir gelecek sağlamak. Bir insanın başka ne amacı olabilir? Allah Allah. Aslında bu kadar da basit değil mi? Hadi hadi. Çaylar buz gibi oldu. Dağıt şunları. Bir şeyler aklını karıştırıyor ama tam olarak sökemiyor gariban. Gel Eşref, gel, sana soracaklarım var. Bilemezsem kızmak yok değil mi? İlkokulda çok sopa yedim ben. Gel Kale, otur. Seni imtihan edecek değilim. Ben hazırım. Sana İrfan'ı soracaktım. Değişikliği fark ediyorsun değil mi? Etmez miyim? Herkese karşı bir kibar, bir kibar. Beraberce kitaplar okuyoruz. Hilesiz pişti bile oynuyoruz. Yani sen diyorsun ki
Bu çocuk sanki ters yüz edilmiş bir kazak gibi. Pek öyle değil. Daha çok yastık kılıfı gibi. Olaya kin diyorumu getireyim dedim. Kazak da olur tabii. Peki annesiyle karşılaştı mı? Küçük sinirli teyzeyle mi? Hayır, onun bu işte parmağı yok. Ya da küçük olduğu için ben görmedim. Bu da naçizane bir yorumumdu. Yorumunu kendine sakla Esra. Ben akılsız İrfan'ın bu akılları nereden bulduğunu araştırmaya çalışıyorum. Yoksa bana yeni bir numara mı yapıyor? Vallahi biz gül gibi geçinip gidiyoruz. Ağzından tek dirhem kötü söz çıkmadı. Kızdırayım diyorum, Eşref'cim diyor. Tıbben bu mümkün değil Esref. İrfan tedavisi mümkün olmayan bir sakat. Bana bunun altında yatan gerçekleri öğren. İrfan'ın altında yatan gerçekler mi? Başka bir arkadaşa rica etseniz. Kibar dedik ama o kadar da değildir belki. Sana dediğimi yap Eşref. Seni ikinci kez işe aldığımı sakın unutma. Ay, Ömer Seyfettin'in diyet atlı eseri aklıma geldi. İhter geldi. Orada adam al diyetini diyerek kolunu keser verir. Bir ter daha geldi. Tamam Esref, teşekkür ederim. Durmadan ter geliyor. Sel felaketi yaşatma bana. Hadi güle güle. Görevini ihmal etme. Peki altından gerçeği çekip alırsam tepe taklak gelmez mi? Hadi Esref, hadi hadi. İnsana şuurunu kaybettirirler kale. Bu saatte gelmeleri lazımdı. Randevu verdiler, telefonu açan yok. Bekleriz, gelene kadar bekleriz. Sokak ortasında beklenir mi? Ne zaman gelecekleri belli değil. Öğrenmenin yaşı olmadığı gibi beklemenin de yeri olmamalı. İlginç bir düşünce. Gel bir kahve içelim bari. Kahvenin olduğu her yere giderim, sohbetler ederim. Bildiğin bir kafe var mı? Bilmediğimin sayısı çok ama bildiğim yok diyebilirim. Bakıyorum kelime oyunları da yapmaya başladın. Sadece kelime oyunu değil, ben arada bir gölge oyunu da yaparım. Sende ne gizli cevherler varmış da haberimiz yokmuş. Bugüne kadar çıkarma fırsatı bulamadım. Kısmet sanaymış. Kendimi şanslı kabul ediyorum. Baraca, bize iki taksi durağına 3 çay. Hemen baba. Yok yok efendim. Kibarlık, nezaket, insanlık yaramıyor. Yumuşak buldular, yükleniyorlar. Gerekirse kaba kuvvete başvuracaksın. Ama onların kaba kuvveti bizimkinin 2 katı. Hatta İrfan'ı da düşünürsek 22 katı efendim, 22. Hayırdır Hayri abi? Birilerine savaş açıyor gibi bir halin var. Yok efendim, nerede? Öylesine konuşuyorum işte. Fahri Bey nerede? İşte buyurun. Artık kaçacak hiçbir yerimiz kalmadı. Huzurumuz kaçtı. Ben sadece bir soru sordum Hayri Bey. Ben de duydum. Bunun huzur kaçıracak neyi var? Şahitsin oğlum. Benim kime ne zararım var Allah aşkına? İnanma Kamil, rol yapıyor. Bunlar ailece artist. Hayır abi. Oğlum, Fahri Bey'in nerede olduğunu biliyorsan söyler misin? Bizim Osman'ın oğluyla yürüyüşe çıktı. Neredeyse gelir. Teşekkür ederim oğlum. Niçin sormuştunuz? Ona özel bir mesajım vardı da. İsterseniz oturun. İsterseniz bana söyleyin, ben gelince iletirim. Yok, ben söylerim. Sonra işe fesat karışıyor. Duydunuz, bana fesat dedi. Şahitsin Kamil. Yazık. Ne hastalıklar var dünyada. Tedavi olmazsa havanın bütün nemini kapacak. Sizden bu kez cidden davacıyım efendim. Size hakaret davası açıyorum. Önce Fahri Bey'e söyleyecektim ama sana söyleyeyim bari. Aklımla bir yaşayayım. Merhume Nimet Hassas'tan mektup var, mektup. Ne? Nimet Hanım'dan mı? Rahmetli eşimin adını ağzınıza almayın. Geçmiş olsun. Almış olduk bir kere. Baretta, bana bir orta kahve. Bey'e de bir bardak soğuk su. Geliyor baba. Küçücükten eğlenceyi, ah severim ben raks etmeyi. Ne oluyor abi? Ne olacak efendim? Azıyor, azıyor. Nimet Hanım'dan mektup varmışmış. Nasıl da sinirlerimi kaldırdı. Ya kocaman insanlar, çocuk gibisiniz vallahi. Bu biraz da zeka gerisi oğlum. Kontak var onda biraz. Bak, bu tür ilim ve teknikle ilgili kitaplarda değişik konulara değiniliyor. Senin benim gibi insanların üzerinde durmadığı konuların gerçekte ne denli yaşamsal olduğunu göreceksin. Teşekkür ederim. İlgi duyarsan sana bu kitapların hepsini alırım. Mesela bir konu sana daha yakın gelir, ona eğilirsin. Belki meslek seçiminde yardımcı olur. Belki.
Bak, Oğuz abin senden de küçüktü. Dergiler alırdı. Koşa koşa eve gelirdi. Odasına kapanır okumadan çıkmazdı. Sonra ne oldu? Bütün bu okudukları sayesinde Amerika'ya gitti. Yüksek öğrenimini orada yaptı. Hem de burs kazanarak. Ben de burs kazanabilir miyim? Sana bağlı. Bilgi hazneni ne kadar geliştirirsen şansın o kadar artar. Başaracağım. Sana söz veriyorum Fahri amca. Ondan eminim evlat. İstersen başarırsın. Haklısın. Babam ve kardeşlerim için okuyacağım. Bir de belki annem beni görür de gurur duyar diye. Görmez mi? Belki de yanlışlarını görüp üzülüyordur. Unutma evlat, herkes senden çok şeyler bekliyor. Başarabilirsin. Yapacağım Fahri amca, göreceksin. Hadi bakalım. Seni yakından tanımadan önce çok kaba saba, tek bir kelime konuşulmayacak biri olarak görüyordum. Genelde verdiğim ilk intiba odur. Yavaş yavaş beni tanıyan insanlar benden çok hoşlanırlar. Arkadaş olmak için can atarlar. Hatta bazen boyunları kırılanlar, baygınlık geçirenler bile olmuştur. Değişik bir kişiliğim var. Teşekkür ederim. Ya bir kibar olalım dedik, aradığımız tepkiyi yanlış yerden aldık. Nereni yerine bu yeşillenmeye başladı. Ne düşünüyorsun? Hiç. Ben yakın bir tarihe kadar düşüncesiz bir adamdım. İstesem de hemen düşünemem zaten. İlginç bir etkileme gücüm var. Hiç politikacı olmayı düşündün mü? Düşünemedim. Cevap yeterli mi? Yeterli. Konuşmak istemediğin kısa ve zekice bir cevapla anlaşılıyor. Yıllardır elini etkileyemedik. Bir kelime söylüyoruz, 70.000 mana çıkarıyor, etkileniyor. Yoksa ben milletlerin kadriyle oynayabilecek üçte bir miyim ya? Biri kıvrak zekanın ürünüdür. Sende bu da var. Biraz daha konuşursak 5 kıtaya birden savaş açacağım namussuzum. Ben neymişim ya? Şşt! Bana bak, Emel Hanım evde mi? Evde amca bey, ne lazımdı? Sana ne? Sana ne dediğini İrfan abiye söyleyeyim mi amca bey? Hı? Yoksa yerine ispiyoncu olarak seni mi bıraktı? Yo, ben kendim duruyorum. Aa, İrfan abi geliyor! Hı? Hani nerede? Sırtından ter geldi değil mi amca bey? Bana bak, benimle eğlenmenin sonu kötü olur. Ben karda yürürüm, izimi belli etmem. Anlıyor musun beni? Benimle eğlenen 1565 kişi şu sıralarda Himalaya dağlarında koca yemiş topluyor. Çok güzel amca bey. Kitlelere iş imkanı sunuyorsun. Bizim bir yeğen var. Çok güzel madımak toplar. Bir yardımcı olur musun? Hadi oradan. Zevzek. İrfan abi. Hani nerede? Bu sefer kesin sırtından ter geldi. Değil mi amca bey? Ey Allah'ım. Nasıl suratımı asıyorum bir görsen. Her lafı evliliğe getiriyorum. Hala anlamak istemiyorlar. Babaları zor durumda bırakmak olmaz baba. Sonuçta cüzdan meselesi. Ben bir şey istemiyorum ki. Yani gelin işte yemeğe gelecek diye yaptıkları masraf daha çok. Benim derdim ne gelinlik ne bir şey. Sen başkalarının önüne kalma baba. Onlar yapar bir şey olmaz. Sen yaparsın suç olur. Ben de artık yetişkin biri gibi evlenmek istiyorum Baretta. Neyi bekliyoruz ki? Haklısın baba. Sizin terasta aile arası bir nikah yaparız. Paramız yoksa da gönlümüz zengin baba. O zaman bunu ilgililere sen söyle Baretta. Ben söyleyince yanlış anlıyorlar. Tamam baba. Emin ol, ben de bu işin bir an önce olmasını istiyorum. Seni seviyorum. Ben de. Mihriban sevdiğim. Mihriban. Peki o doktorun dalı ne? Hangi dal? Cim dal mı? Tam olarak bilmiyorum. Dahiliye olabilir. Sence olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Anlamadım. Ne olabilir mi? Onu açalım diyoruz, açamıyoruz değil mi? Ne olabilir mi İrfan? Dahiliye olabilir mi diyorum. Ben de öyle dedim zaten. Bir şikayetin mi var? Aslında var. Nasıl söylesem, elini şikayet edeceğim. Çok şakacısın. İstersen kalkalım, gecikmeyelim. Belki doktor gider, görüşemeyiz. Nasıl istersen. Hesabı ödeyelim. Allah'tan insan içinden konuşabiliyor. Bende metrik yok. Hesabı nasıl ödeyeceğiz? Efendi olduk diye garsonun boynunu da burkamayız şimdi. İster misin bir temiz sopa yiyelim? Lütfen hesabı ben ödeyeceğim. Duyduğum en güzel Türkçe cümle bu namussuzum. Aa, olur mu? Asıl ben lütfen. Hayır hayır, seni ben getirdim, ben ödeyeceğim. Bak şimdi, olur mu hiç canım? Yengen demez mi yeğenime hesap mı ödettin diye? Tamam tamam, bu sefer benden. Yarın sen verirsin. Eyvah, bunun yarını da mı var? Ne yapalım? Eşref bize kol açacak, kanat gelecek, para bulacak. Eh, madem ısrar ediyorsun öyle olsun. Ama yarın ben ödeyeceğim, yoksa küserim. Tamam, anlaştık. Garson! Allah'a şükür. Lütfen efendim, ikili görüşmeler şeklinde mi olur? Nasıl olur?
Bilemem ama birisi buna dur desin. Birisi değil, cümle alem dur dese bile bu kadın eylemlerine devam eder. En son Nimet Hanım'ı kullanmaya kalktı. Olacak şey değil. Ölmüş gitmiş kadın. Ay, bakın vicdanımı iki teli daha titredi. Yarın öbür gün Nimet Hanım'ın telefon konuşmasını kasetten dinletirse hiç şaşmayın Hayri Bey. Haklısınız, korkulur. Bu kadından korkulur. Hani diyorum oğluna söyleseniz, size yaranmak için annesini uyarır belki. Aa, kalesinin haberiniz yok mu? İrfan efendi oldu. Ha? Artık ona İrfan beyefendi diyeceğiz. Aa, sahi Saka mi? Saka tabii. Ha. Ama annesine kızacak gibi değil, çok yumuşadı. Ben kahvede bir kez şahit oldum. Ama numara yapıyor zannettim. Öyle biri nasıl yumuşar? Son durulama suyuna yumuşatıcı kattık. Hem yumuşadı hem de mis gibi kokuyor. Aa, kale ne bileyim Hayri Bey. Çat kapı geldi. Bir baktık yumuşamış. Nasıl oldu, kim yaptı bilmiyoruz. Üzülelim mi, sevinelim mi efendim? Artık sizinle daha rahat görüşebilecek miyiz yani? İrfan bu. Her an yine akılsız kalabilir. Yani insana bıkkınlık veren o kadar çok şey var ki efendim, hangi biriyle uğraşacağımızı şaşırıyoruz. Evet ama ben artık bunlarla uğraşmıyorum. Başka şeylerle ilgileniyorum. Efendim, bu son gübre fiyatlarından haberiniz var mı? Ne gübre yapan bir atım, ne de nebat ektiğim bir tabiatım var Hayri Bey. Size zahmet olacak ama bir bardak suyunuzu içebilir miyim acaba? Aa, bu gitmemeye kararlı. İrfan'ın yumuşadığını söylemekle hata mı ettik? Suyunuz neli olsun? Hı? Yani büyük bardak, küçük bardak. Siz nasıl münasip görürseniz efendim, kahve fincanında da olabilir. Demek ki susamamış, muhabbet olsun istiyor. Tasarruf yapayım, terk olsun sırayım. Düz bir koridorda 28 oda. Her birinde bakıma muhtaç yaşlılar. Eğitimli personel çocuk bakar gibi onlara bakıyor. Nasıl? Düşünce güzel de hassas konu bunlar. Bilgili kişilerin elinde yapılması lazım. Ticari olmaması lazım. Ah be oğlum. Şu kadarcık ticari düşünüyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Allah korusun. Yemin etmeyin. Bana bir kahve barette. Hemen baba. Gözlerimiz yollarda kaldı Fahri Bey. Bir dakika Kurnaz Hanım. Şu an daha önemli bir konumuz var. Bekleriz. Alıştık beklemeye. Kamil, biz Kemal'le anlaştık. Hiçbir sorunumuz yok. Ya, nasıl oldu bu iş? Seni üzdüğüm için özür dilerim Kamil amca. Sağ olsun Fahri amca bana görmediğim şeyleri gösterdi. İki gün sonra fikir değiştirmezsin değil mi? Değiştirmem. Öp bakalım amcanın elini. Gel bakalım, seninle biraz konuşalım. Seremoni bitti mi? Buralarda beklediğinize göre bana söyleyeceğiniz önemli bir şeyler var demek ki Kurnaz Hanım. Evet önemli. Hiç kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şey söyleyeceğim size. Neymiş o? Nimet Hassas hakkında konuşacağım. Nimet Hassas mı? Rahmetliyi özel işlerinize alet etmeyin Kurnaz Hanım. Ayıp oluyor. Burada konuşamayız. Benimle gelin de detayları anlatayım size. Hadi Fahri Bey hadi gelin. Baba. Hadi. Kahvesi. Hadi be. Buradan sıvışmak için bahane ararsın. Biz neciyiz, kimiz? Hiç sormazsın be. Sen birinden yardım istesen, telefon yüzüne kapansa üzülmez misin ayol? Ya o kadar torunlu torbası vardır. Mukadder ablanın 20 yıldır ilk defa aklına gelirsin be. Ne oluyor, niye bağırışıyorsunuz? Ya fil tarihinden kalma bir mukadder ablası vardır. Siyati tutmuş, kıpıldayamazmış, ona bakmaya gider. Fi tarihinden kalan sensin. Mukadder ablayla aramda 2 yaş var benim. Biz Mukadder Hanım'ı tanıyor muyuz Nizamettin amca? Daha önce gördük mü? Bize geldi mi hiç? Yok be, uzaktan kuzenidir. Dıdısının dıdısı. Ay mihriban kızım, yeleğimi bulamıyorum. Dur, söylesin Mukadder'e. Arasın toruncağızlarını, onlar baksın. Sanki Makbule'nin sağlığı yerindedir. Ay kızım, sana bir soru sordum. Dört dönüyorum burada. Görmedin Makbule anne. Ben gitmesini istemem. Ona söyle. Daha fazla tartışmak da istemem. Hı hı. Bizim de kendimize göre sorunlarımız vardır. Hadi bana güle güle. Bu kadar sinirlenmesinin mantıken bir sebebi olmalı. Geçmişten günümüze gizli bir kin olabilir. Kızım yardıma gelsene, sinirden kan beynime çıktı. Geldim Makbule anne. Hiç sormuyorsun okulda neler olduğunu. Merak etmiyorum. Bütün öğretmenlerimle konuştum. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. Ne diyorlar? Çok akıllı bir çocuk olduğunu.
bütün başına gelenlere rağmen beklenenin üzerinde başarı gösterdiğini. Sadece iki dersten bütünlemeye kalmışsın Kemal. Benim bile içim rahatladı. Sınıfta kalacaksın diye çok korkmuştum. Osman'a ne cevap veririm diye düşünüyordum. Bu benim sorumluluğum Kamil amca. Siz merak etmeyin, ben ne yaptığımı biliyordum. Kumar oynamak da bunlara dahil miydi? Bunun için özür dilerim Kamil amca. Hatamı anlıyorum, yapmamalıydım. Ben de senden bunu duymak isterdim. Haftaya Trabzon'dasın, haberin var mı? Ciddi mi söylüyorsun Kamil amca, gidiyor muyum? Tabii, tatildesin oğlum. Bunu hak ettin. Biletini aldım bile. Hadi şimdi aç telefon, babana müjdeyi ver. Doktoru nasıl buldun? Odasındaydı. Öyle değil, beğendin mi yani? Beğendim, güzel çocuk. Allah bağışlasın, tıpkı babası. Tıpkı babası mı? Bence yanında rahat çalışacağım. Akşam sinemaya gidelim mi? Böyle genç sorular sorup beni şaşırtıyorsun Pınar. Ne sineması? Gideriz değil mi? Geceleri çok sıkılıyorum. Yengem de işe gidiyor. Sorun da orada işte. Senin yanına Eşref'i katayım diyeceğim ama o da elini iyi götürüyor. Ne yani, benimle sinemaya gitmez misin? Giderim de alerji yapar diye korkuyorum. Oğlum yavaş yavaş kader balığa çıkma hazırlıklarına başladı. Ağını üzerine atarsa cebinde paran da yok. Sarfiyatsız ampul gibi kalırsın. 21.15'e gidelim, 11.30'da da evde oluruz. Emel abla 12'de geliyor. En iyisi ben sana binbir gece masallarından birini anlatayım. Mesela Çakal'la Müzeyyen'in hikayesi. Öyle bir hikaye var mı? Ulan yok tabii. Hikaye adı da bilmiyoruz ki. Daha iyisi ben sana ilk ve son okuduğum Anna Karenina adlı kitabı anlatayım. Çarlık Rusyası'nda mı geçiyordu? Evet. Olabilir yani. Laf lafı da açmıyor Ayrı Bey. Suyunuzu rahat ediniz. Halis Terkos. Ah nerede eski sular efendim? İnsan içtikçe içesi gelirdi. Hayri Bey, kusura bakmazsanız benim mutfakta biraz isim var. Nohut ıslatmıştım. Filiz vermeden düdüklüye koyacağım. Siz rahatınıza bakın efendim. Ben suyumu içip kaçacağım zaten. Eceli geldi. Bekliyor ki İrfan gelsin, ümüğünü alsın, kavanoza koysun. Hay Allah, aklıma sohbet konusu da gelmiyor. En iyisi kendim biraz acındırayım. Ah efendim. Hayat ne kadar garip. Çocukluğumu düşünüyorum da el üstünde tutulurdum. Büyüdükçe çevremde kimsem kalmadı. Ailemden tek bir kişi, ilaç niyetine bir kişi yok. Of! Yuva hasreti bu yaşımda içime öyle bir oturuyor ki. İsterseniz sizi yuvaya verelim Ayrı Bey. Şaka yapıyorum Kale. Bakınız ben de yalnızım. Yani benim de ailem yok. Ama insanlar bir yaştan sonra kendi başlarına kalabilirler. Doğru da efendim. Ben hep yalnızlık çektim. Bakınız haksızlık ediyorsunuz. Yıllarca Nimet Hanım'la bir sevgi seliyle kakara kikiri yapmışsınız. Bu size bir ömür yeter. Yetmez. Yani insan mutlu olmak istiyor. Mutlu olabileceği ışığı görüyor ama ulaşıp da yakamıyor efendim. Anlıyorum. Peki bu yaşlardaki böyle sıkıntılara doktorlar ne diyor? Bilmiyorum efendim. O zaman koca karı usulü kendinize bir hayat arkadaşı bulacaksınız. Mesut Bahtiyar olacaksınız. Bizim de temennimiz o efendim. Artık ağanın eli tutulmaz. Haklısınız. Ağanın elleri dolu. Tutmak mümkün değil. Gönlümün dingin limanında uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra